yurt dışına gitmeden önce ben Amerika'ya gittim. Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'de bir yaklaşık 10-12 yıllık bir yazılım geliştirici deneyimim mevcuttu. Eşimin akademik bazı çalışmalarından ötürü Fulbright bursu kazandı kendisi ve bizim daha öncesinde acaba denesek mi diye düşündüğümüz bir yurt dışı fırsatını elde etmiş olduk. Ben de orada Google'da Constructor Developer olarak çalışma fırsatı elde ettim. Yaklaşık bir sene orada çalıştım. Geçtiğimiz Temmuz ayında da ülkemize döndük. Bizim tabii orada kalma fırsatımız da vardı. Ancak artılarını eksilerini yazıp değerlendirdiğimizde aslında artıların ülkemizin yönünde daha fazla olduğunu fark ettik. Ve sonrasında da ülkemize geri dönüş yapmaya karar verdik. Geri dönüş sırasında artı olan etmenlerden bir tanesi de Havelsan'la benim görüşüyor olmamdı. Döner dönmez Temmuz ayında Havelsan'la çalışmaya başladım. Şu anda büyük veri ve yapay zeka ekibinde çalışmaktayım. Geri dönüş aşamasında kararlarımızı alırken önemli etmenlerden bir tanesi Amerika gibi uzak bir yerdeyseniz özellikle ailenizle olan görüşmeler ve sosyal hayatınızı biraz da silmeniz gerektiği düşüncesi oldu bizde. Diğer bir husus da hayatınızı geçirdiğiniz, sosyokültürel olarak yetiştiğiniz bir alışveriş içerisinde olduğunuz, kültürel olarak bir şeyler kazandığınız kendi ülkenizden ayrılıp başka birisi için başka bir yerde çalışma fikri çok hoş gelmedi bir süre sonra. Bizim ülkemizdeki organizasyonel yapının biraz daha yatay hiyerarşiye yönelik olması gerektiği, çalışanlar arasında hiyerarşinin değil de fikirlerin, durumların, problemlerin, fırsatların konuşulması gerektiği ve bunu daha demokratik bir şekilde insanların statülerinin ve konumlarından bağımsız bir şekilde yapılabilmesi gerektiğine inanıyorum.